Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet, 2023'ün en önemli güçlü aylarından biri Ekim başlıyor. İki tane önemli tutulmamız var. Terazi burcunda güneş tutulması ve sizin burcunuz boğada ay tutulması. Bu tutulmalar kişisel ve toplumsal alanlarda hem bu ay hem de önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek olayları tetikleyebilir. Evet sevgili boğalar, bir süredir Mars'ın 6. evinizdeki hareketi nedeniyle günlük hayatınızın temposu hızlandı. Yoruldunuz. Ama yorulmaya da biraz devam edeceksiniz gibi görünüyor. Özellikle Ekim ayının ilk yarısı içerisinde günlük hayatınızdaki işler, sizden beklenilen hizmetler, mesleki konulardaki çabalarınız ve belki de biraz angarya işleriniz çok yoğun olabilir. Genel sağlık konularınız da önemli tabii ki. Bir yandan tutulma var, bir yandan Mars geçişi, özellikle sağlığınıza, yanınızda çalışan kişilerle ilişkiler, hatta evcil hayvanlarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini de işaret ediyor. Ayın ilk iki haftalık süreci içerisinde Mars'ın sert açıları biraz mücadele olduğunu gösteriyor bize. Belki iş ortamında kendinizi kanıtlamak için bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Belki öğrencisiniz, eğitim hayatınızla ilgili bir sorun var, çözmeye çalışıyorsunuz. Ticari konularda çok hızlı hareket etmeniz gereken bir dönem. Eğitimler olabilir, seyahatler olabilir. Biraz bu alanda yoruluyorsunuz. Biraz yasalar, kanunla ilgili konular ya da otorite figürleriyle ilişkilerde de çalıştığınız ortamda, yaşadığınız mekanlar veya aile içerisinde zaman zaman sizi zorlayacak koşullar olabilir. 14 Ekim'de Terazi Burcu'nun 21 derecesinde yeni aile birlikte güneş tutulması olacak. Bu güneş tutulması yeni kapıları açabilir size, ama güney yönlü ve halkalı bir tutulma olduğu için, Plüto ile de kare yaptığı için enerjileri biraz zorlayıcı ve dönüştürücü olabilir. Belki size göre olmayan bir işi bırakabilirsiniz. Belki artık uyum gösteremediğiniz bir ortamdan ayrılabilirsiniz. Ya da hizmetinden memnun olmadığınız bir yardımcınızı işten çıkarabilirsiniz. Veya sağlık konularında biraz daha artık kendinize dikkat etmenizi gerektirecek konular olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi bu bir öncü tutulma. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa eğer, bunlar hangileri? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Bu burçlarda 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa kişisel olarak daha önemli etkiler alabilirsiniz. Bu gezegenler birden fazla ise tabii ki etkiler artabilir, ki özellikle 21 derece ve yakınları direkt tutulmanın etki aldığı alan olacak. Bir yeni işe başlama, çalışma düzeninizde bir değişim, belki sağlıkla ilgili bir beslenme programınızı değiştirmek, bir tedaviye başlamak, diyete başlamak, spora başlamak gibi, yani alışkanlıklarınızla ilgili dönüşümlerin olabileceği bir dönem sevgili boğalar. Bu tutulmanın yöneticisi Venüs. Sizin de yöneticiniz Venüs. Hatta burcunuzda meydana gelecek yönetici de Venüs. Boğanın yöneticisi olarak. Dolayısıyla Venüs de ayın büyük bölümünde Başak Burcu'nda olacak. Şimdi Başak Burcu'ndaki Venüs biraz çocuklarla ilgili konuların veya işte kişisel yaratıcılığınızla ilgili yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, göstermeniz gereken alanların ay genelinde öne çıktığını, buralardaki mücadelenin biraz artabileceğini de bize işaret etmekte. Evet, ayın ortalarından itibaren 15 Ekim sonrası artık Terazi Burcu'ndaki etkiler yavaş yavaş azalacak. Mars'ın Akrep Burcu'ndaki yolculuğuyla beraber, işte Güneş de ayın 22'si 23'ünde Merkür'le beraber Akrep Burcu'na geçecek. Birazdan ilişkiler, eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konulara enerjinizi daha fazla yöneltmeye başlayacaksınız. Dolunay'a doğru giderken bu etkiler artabilir. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz burcunuzda. Jüpiter'in burcunuzda olması bir yandan size manevi derinleşme imkanı verirken, hayatınızda farklı alanlarda şanslar, kısmetler, büyüme imkanları, gelişme imkanları ve hatta yardımlar da getirmekte. Bunu unutmayın. Yani Jüpiter'in önemli bir desteği altındasınız. 28 Ekim'de 5 derece boğa burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Sizin için artık boğa akrep aksındaki son tutulma bu. Son 1,5 yıldır biraz böyle ilişkiler, işte yaşam düzeniniz, kişisel anlamda hayata bakışınız, genel sağlığınız, fiziksel imajınız, hani buralarda etkiler alıyordunuz. Bu boğa burcundaki ay tutulması burada bir sonlanma getiriyor, bir tamamlanma getiriyor. Halen daha evet
karşınızdaki kişilerden beklentileriniz olabilir veya karşınızdaki kişilerin sizden beklentileri olabilir. Bu ilişkileri dengelemeniz gerekiyor. Mücadele olabilir eş partner konularında, işbirliklerinde, ortaklı işlerinizde. Ay tutulması bir farkındalık verirken size burada bir sürecin artık son aşamasını da işaret ediyor. Bir evlilikle ilgili bir konu bitebilir ya da işbirliklerinde farklı bir yola gidebilirsiniz. Jüpiter'in etkisi aslında sahip olduğunuz değerleri büyütme, yeteneklerinizi kullanma, fark edilme, dikkat çekme, bir başarıya ulaşma konusunda size önemli fırsatlar da verebilir. Bu tutulmanın etkisiyle kişisel imajınızda, görünümünüzde de bazı değişimler yapabilirsiniz. Ama lütfen genel sağlığınıza dikkat edin. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuzda yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin tutulmanız olacaktır ve çok etkili olacaktır. Devam eden süreçte önümüzdeki 6 ay etkileri devam edebilir. Genel sağlığınız, imajınız, yaşadığınız mekanlar, genel düzeniniz, ilişkilerle ilgili vereceğiniz kararlar daha kadersel olarak bu tutulma ve takip eden günlerde hayatınızda yer alabilir. 2004 yılının sonbahar ve kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Çünkü tutulma aksı aynı aksta olacak ve benzer etkileri çalıştırabilir ama tamamen aynı olmayacaktır. O dönemi şöyle bir gözden geçirmenizi size tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Boğa, zodyakta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan 20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenleri Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyağın en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.